Şalom Nekulam. Bu haftaki peraşamız Kitetse peraşası. Torada Kitetse la milhamma alo Eğer savaşa çıkarsan diyor Un Untanu aşın beadeha O zaman Tanrı sana yardımlarını esirgemez. Bu illa savaş olmak zorunda değil. Her türlü adım, her türlü mücadele her türlü başlangıç için geçerli olan bir kuraldır. Şlomo Melek'in dediği gibi şiraşirimde Pithili ahoti rayati Özellikle bana kapını aç, içeri girmeme izin ver ve ondan sonra yardımları çok daha net algılayacaksın. Masaket Hagiga'da, Yeruşal Mitalmud'unda, Ribi Meir Balanes, Deraş'ı yaptığı anda, Yeşiva'da, Elisha ben Abuya, yani o dönemdeki diğer ismi Aher, yani yoldan çıkmış olarak geçen bu Tana, çok büyük rabi atla Yeşiva'nın yanından geçiyordu. Fakat Rebi bir Balanes bunu fark edince Deraşı'yı durdurdu ve ona saygı için dışarı çıktı. Ve çıktığı zaman Elisha ve Nabuya sordu. Dedi ki ne öğreniyorsunuz dedi. Ne anlatıyorsun dedi. Şunu anlatıyorum dedi. Tov aharit da var Bir şeyin sonda iyi olması başında kötü olması sonucunda çok büyük bir sorun teşkil etmez. Yani eğer bir şey sonunda düzeldiyse baştaki eksikliği bertaraf edilebilir. Ve özellikle de diyor ki son eylemler yani yapılan güzel şeyler ilk tekileri unutturur. Ve şunu da söylüyor Elisha aslında ama yazık diyor Bak Ribi Akiva'nın bir öğretisi vardır diyor. Matay aharit tov taluy bereşito. Eğer bir şey gerçekten sonunda iyiyse mutlaka başında da iyi olduğu için iyidir. Yoksa başında iyi olmasaydı sonu da iyi olamazdı. Hatta kendine örnek veriyor Elisha ben Abuya. Ben diyor küçükken babam diyor Abuya benim beritime diyor Ribi Orkenos'la Libi ayı çağırdı diyor. Libi Han'ın, Libi Ben öğrencileriydi bunlar. Ve onlar Berit'in olmasını beklerlerken o arada tabii ki çok büyük rabiler ne yapıyorlar? Tor aramaya başlamışlar. Ve konu neymiş öğrendiklerinde? Mase Merkava yani yaratılış ve detayları. Ve tabii o kadar derine indiler ki bu iki büyük tana. Yarda eş lesevivam der. Etrafları ateşle ve üstleri ateşle kaplandı. Ve tabi bunu Abuya görünce yani Elisha'nın babası görünce korktu. Ve hemen yanlarına gitti dedi ki hahamim dedi evimi yakmaya mı geldiniz dedi. Dedi ki hahamlar yok dedi sakin ol. Bizler dedi tora dönüyoruz. bu ateş de diyor yakmaz. Bu ateş diyor toranın ateşi. Tora'nın kutsiyet ateşi. Ve bu yüzden diyor sen onu görebiliyorsun. Ve Diyor ki Abuya, wow diyor. Eğer bu kadar yüksek seviyeyse Torah'nın Tora'nın gelebileceği nokta o zaman diyor ben de istiyorum diyor oğlum da Tora öğrensin. Ve gerçekten Elisha özellikle de Torah öğrenimine büyük bir emek, büyük bir başarıyla giriyor. Ancak sonunda Aher yani yoldan çıkan bir kişi haline dönüyor. Ve bunu da özellikle Nebi bir, bir mahalleniz anlatırken şu şekilde izah ediyor. Diyor ki eğer diyor beni başta babam sadece Tora öğrenirken ateşler çıksın saygınlığım olsun veya Toranın saygınlığı benim aracılığım ortaya çıksın diye istemeseydi sadece Tora öğrenme misvası için isteseydi ben bugün bu halde olmayacaktım. Ve o yüzden yani bir şeyin başlangıcı eğer iyiyse sonunda iyi olur. Bana bakarsanız diyor bir birim halenese ve öğrencilerine ben diyor iyi başladım ama çok iyi başlayamadım çünkü başka fikirler vardı ve sonunu da şu anda sizler görüyorsunuz. O yüzden Rabilerin öğretilerine baktığımız zaman gititse peraşası bize yaklaşmakta olan roşoşana sürecinde gelin iyi bir başlangıç yapalım ki arkadan gelecek olan sene yine daha güzelliklerle bize yardımcı olabilsin. هیپ این ویدیو شبات چلو